Agalarım, herkese selamlar. 7 Kasım 2024 Perşembe iddia ile hepinize selamlar. Toplamda 7 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Türk temsilcilerimizin maçlarını da aldım. Hepsinden bahsedeceğim. Sadece izlemeniz yeterli olacaktır Aga. İsterseniz direkt başlayalım. Sizlerden tek ricamız aynı şekilde beğeni ve yorum destekleri Aga. Yani atlamayın vakit ayırıp hemen bir beğeniye basıp en azından emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli. Maçlar hakkında kendi görüşleriniz, bankolarınız. Bence bu maç böyle olur. Bu skorda biter. Yazabilirsiniz yorumlara. Zaten her yorumu okuyup geri dönüş yaptığımı biliyorsunuz. Başlayalım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Hatta iki adet maç skoru yarışmamız var. Galatasaray Tottenham. Enteresan bir şekilde hiç beklemiyordum bu arada. Galatasaray'ın favori çıkacağını gerçekten beklemiyordum. Galatasaray Tottenham birazdan bahsedeceğiz. alkmaar Fenerbahçe. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen toplamda 6 kişi. 3 tane Galatasaray'dan, 3 tane de Fenerbahçe'den. Mastik olanın bir hafta boyunca WhatsApp VIP gruplarımızda misafir edelim aga. Yorumlara yazmanız yeterli. Her türlü soru görüş öneri. WhatsApp VIP grupları hakkında bilgi almak isteyenler, gelmek isteyenler de ekranda gördüğünüz WhatsApp hattından mesaj atabilir. Geri dönüşü zaten ben kendim sağlıyorum. O şekilde ekrandaki numara 0534. 446 59 89 Aga. Bunun da bilgisini vereyim. Dün neler yaptık Aga? Dün bildiğiniz üzere çok fazla bülten yoktu. Pazartesi günüydü. Günün tek bir mistisi ve günün tek bir kuponu vardı. Nasıl geldi? Aga nasıl geldi? Gerçekten muazzam bir atmosfer vardı grupta. Gerçekten getireceğiz diyerekten. Fulham mücadelesini bilmem takip ettiniz mi? 90 2 ve 90 artı 7'de goller geldi Fulham tarafından. İnanılmaz bir maç oldu. Yüksek Mist'imiz full'un mücadelesinin KG varını. Hatta yazdım ki aga bak bu günün en güzel maçı. Hatta ana kuponu da 2.5 üst olarak koyuyorum diyerekten de. Mist'imiz geldi ya. Günün kuponuna bakalım. Samsun'un galibiyeti. Yine güzel geldi gerçekten. Full'un maçına da 2.5 üst. Abi inanılmaz bir performans. Gerçekten. Çok güzel kazan sağladık. Tebrikler. Canlısını da yaptık. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Canlı olarak zaten WhatsApp VIP gruplarımızda izlediğimiz karşılaşmaları değerlendiriyoruz. Aga. Yani Ekrandayız sürekli. Pozisyonları bile atıyorum. Hatta WhatsApp grubunu göstereceğim şimdi. Ücretsiz Telegram grubu var. Açıklama yorumlarda. Dün buraya da attım canlı. Gerçekten orada da Samsung maçından falan güzel kazandılar. Bereket olsun. Buraya da mutlaka tıklayın. Katılın. Açıklama böyle sabitlenmiş yorumlarda zaten. Hem WhatsApp iletişim attı. Hem de ücretsiz Telegram grubunun linki var. Ben size şöyle WhatsApp'tan bahsedeyim. Aga bak. Kasayı da biz yönetiyoruz bu arada onu da belirteyim. %3, %4, %8, %7 bu şekilde öneriyoruz. Samsun mücadelesine ilk yarı bir gole girelim dedim Aga. %3 olaraktan da eğer ki riskli isteyen varsa da devreden bir Samsun golü olsun. Samsun zaten iyi geliyordu. Samsun net kaçtı. Samsun'a penaltı çıkabilir. Temas var aya. O pozisyonu izleyen var bilmiyorum ama net penaltıydı. Bana sorarsanız penaltı. Dedim hakemin kör gözüne sokayım artık. Yattan aşağı Holse. Şu bak. Başlık da bunun esprisi Ara eski beni var. öptüm seni seni çok özledim. Samsun'un gol müziği bu bu arada. Dedi. Ben de oradan gördüm esinlendim. Mutlu olduk gerçekten. Çünkü verilmeyen penaltı var gol geldi. Samsun gol attı. Risklisi de dediğim gibi ev yerden Samsun'un golüydü. 1.80 orandan da aldık. Hatta dedim ki sonradan. Aga Samsun'a bir gol daha alalım. Bir 43, yani %3 daha alalım dedim. Aga o da geldi. Bizi tekrar beni verdi. Eee, seyirciye gidiyor, gidiyor Yani, yani gırgır şamata eğlence ortamı olduğu deli, için gerçekten deli. başarılı. Devam ettim aga. Dedim ki aga ışıkları kapatın. Işıkları kapatın. Ekrana geçiyoruz dedim. Yerinizi alın. Premier Lig ve Celta Vigo maçı var. Aga full mücadelesine ilk yarıs 0.5 üst aldım. %4 dedim. Yapışın dedim ya. Bu maç çok güzel. Brentford çok güzel bir gol attı aga. Geldi mi? Maç hakkında neler neler kaçtı aga. Neler neler kaçtı. Pozisyonları atıyorum dediğim gibi izlediğimiz için. ilk yarıdan gol geldi. Dedim ki ilk kere bir buçuk üst alalım aga dedim. Maç güzel. 1.76 yine yüzde üç alalım dedim ama. Aga bu gelmedi. Ama sıyırdı. Çok güzel pozisyonlar geç, kaçtı. Sonra dedim ki ikinci golü Fulum atar. 90 artı 2'ye kadar bekledik. Devre arası bahsiydi. Yüzde 4 olarak verdik. NBA kuponlarımız gelecek dedik. Şu penaltı gibiydi ama vermedi. Pozisyonu size de izleteyim. Sanki ayağa temas var bak burada. Buna penaltı vermedi mesela Hakem. Sonra <laughs> gol müziğini tekrar verdik. Fulup ikinci golü attı mı? Attı. Sonra şarkılar, <laughs> serenatlar. Ana kuponumuz geldi. 2.5 üst 90 artı 7'de. Yüksek mislimiz geldi. Asıl mevzuda yarın dedik. Bu şekilde Şampiyonlar Ligi'ne de hazırız. Umarım güzel kazanç elde ederiz. Dediğim gibi sizlerden beğenim, yorum destekleri bizler için önemli. WhatsApp VIP için WhatsApp iletişim adına mesaj atabilirsiniz. İsterseniz başlayalım. Şimdiden herkesin elinde ama yine sağlık. Galatasaray Tottenham. Bu maçın konuyu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Yorumlara yazabilirsiniz zaten Aga. Şimdi ben Galatasaray burada favori açılmış. Bu da şeyden kaynaklı. Tottenham Avrupa'da oynamış olduğu maçlardan yedek kadroya çıkıyor. Burada da belki bu yedek kadro çıkabilir. Aga zaten şöyle söyleyeyim. Normal şartlarda eğer ki az kadroyu çıkarsa ben şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın oranı 2.50'ye çıkar. Tottenham'ın oranı 1.80'e kadar düşer. Çok net oynama olur. Ama yedek kadro olduğu için Tottenham Burada bence Galatasaray'a gol atma ihtimali var. Öncelikle Tottenham'ı biz maçlarda ne alıyoruz Aga? Korner alıyoruz. Galatasaray'ın maçlarında korner oluyor mu? Oluyor Aga. Çok güzel bir maç olur. Şimdi kornere gitmek istemeyen burada var ve üst seçeneğini. Hem ben Galatasaray'dan gol bekliyorum hem de Tottenham'dan gol bekliyorum bu arada. Avrupacılar sadece KG var da yapabilir. Ben burada oran almak adına idealden var ve üst yapacağım. Ve şu an korner de açık değil. Korner olursa buçuktan başlarsa mutlaka değerlendiririm. 10.5'a da varım bu arada. En kötü buçuk atacaklar. Bu şekilde bir korner maçı olarak da değerlendirilebiliriz. Değerlendirebiliriz gibi geliyor bana. Bodo'yla Karabağ karşılaşması. Karabağ da bu maçta yani Bodo'yu mutlak favori gösterilmişler 1.40'da. Yani Karabağ çok boş değil ama iklimin soğuk olması vesaire burada Karabağlı oyuncuları etkileyebilir diye düşünüyorum. Öyle bir dezavantaj var ama Karabağ'da gol bulma ihtimali bence Varaga. Maçın 3-0 var mı? O da Varaga. Karabağ'ın pozisyona girmekte çünkü bireysel yetenekli olaraktan da çok başarılı oyunculara sahip. Avrupa'da zaten her maçını izliyoruz. Grupta da bu arada bir sürü Azerbaycanlı arkadaşımız var. Yani konuşmayı öğrendim. Onlar da selam olsun buradan tüm Azerbaycan'a. Ben burada gollü bir maç bekliyorum. Karabağ'ın değişik etmesini beklesem de maçın 3-0 var mı? Var aga. Ortaya 2,5 üst aldım, değerlendirdim. Alkmar Fenerbahçe maç olur. olur sizlere sorduk. Yorumlara yazmanız yeterli. Yine Fenerbahçe'nin burada üstün olma ihtimali var mı? Dersen aga. Fenerbahçe attığı zaman geriye de yaslanıyor ve çok güzel bir Trabzon galibiyeti oldu. Aga bizde zaten ne olursa olsun mahzun her zaman hakemler konuşuluyor. Gerçekten. Ve gerçekten hakemler de bok gibi yani ne diyeyim. Vardan müdahale ediyor saçma salak. Neyse. Konumuz o değil. Burada Alkmaar da elbet Fenerbahçe'nin üstüne gelecektir. Fenerbahçe de erken atarsa mutlaka e, arkaya bir yaslanacaktır belirli dakikadan sonra. Ben erik takımının atacağı golleri bekliyorum. Karşıtlı gelecek golleri değerlendirdim. Olası bir beraberlik de 1-1 gibi bir skorda bence olma ihtimali var. Fenerbahçe belki alırsa 2-1 önde. Ama Altmar yenemez gibi geliyor bana. Ya 1-1 ya da 2-1 Fenerbahçe alır gibi geliyor. Kopenhag'da Başakşehir. Kopenhag'da dünden önce mi ne maç yaptı? Dün maç yaptı. Ben videoyu ne zaman çekiyorum? 2-2 bitti maçı da. O maçı da takip ettim. 90 artı 9'da gol yedi Aga. Yani ben burada Kopenhag tarafındayım. Başakşehir'i elek eder gibi geliyor bana. Burada İki tane handikap olur mu bilmiyorum ama ben Kopenhag'ın burada iki, atacağı iki golü değerlendirdim. Ev sahibi bir buçuk üst benim ideal tercihim olacaktır burada. Oran da 1.50. Minimum 1.50 alacağınız oran. Kopenhag tarafında iki gol bekliyorum. Onun dışında e, handikapta da bir Kopenhag'a çalışabilir. Çünkü adamlar çok hızlı futbol oynuyor. Bizim bu yavaş futbolumuza ağır geliyor aga bunlar. Handikap da 1.98 seviyesinde. Ben burada Kopenhag tarafındayım bilginize. Ajax Maccabi Tel Aviv mücadelesi. Ajax da son PSV maçında kendi evinde inanılmaz bir futbol sergiledi. Gerçekten çok hırslı, maçı çok iyi hazırlanmışlar Aga. Hem mental anlamda hem de oyun olarak çok güçlü oynadılar ki maçı kazandılar. Hak ettiler de bu arada net bir şekilde. Ben burada yine seyircisi önünde Ajax'ın kazanmasını bekliyorum. 1.5 üstünde bir Ajax galibiyeti benim ideal tercihim olacaktır. Ajax burada 2 gol ataraktan da galip gelme ihtimali bence yüksek. Değerlendirecekler bol şanslar. İsrail'in de anasını avradını. Devam ettim. Hoffenheim'la Lyon karşılaşması. Bu maçın da çok gollü geçme ihtimali yüksek. Hatta maçın beklentisi yani 3.5 üstüne gider gibi duruyor. 2-2'den havada uçuşuyor öyle söyleyeyim. Güzel bir maç olur. Özellikle Lyon'un oynamış olduğu oyun hem öne çıkıyor. Hücumda çoğalabiliyor. Pozisyona girme ihtimali yüksek. Hem de arkadaki boşluk bırakması da gollü, gol yeme ihtimaliyle güçlendiriyor. Almanya ekibi Hoffenheim de aynı mantıkta. 2.5 üst ortaya değerlendirilir. İdeal tercihten. İsteyenler de dediğim gibi 3.5 üste gitme ihtimali de var. Onun oranı 1.96. İdeal 2.5 üst. Biraz daha riskli bir gol daha bekleriz. 3.5 üste okey aga. Manchester United ile Pavok mücadelesi. Yeni bir teknik direktör geldi. Fakat bu maçta takımın başında olmayacak. 11 Kasım'da göreve başlayacak onu belirteyim. Lisbon ile birlikte devam edecek şu an. Agam şöyle söyleyeyim. normalde United kolay kolay ben almam. Burada da benim istediğim oranı açmamışlar. Canlı için önerebilirim ben bunu. Şu şekilde ilk yarıdan bir United golü yani ev sahibi ilk kere bir buçuk üstü açmışlar. Canlıdan bu direkt oran olur. Ev sahibi ilk kere bir gol atabilir. Ha açmazlarsa ben canlı alamam derseniz de alternatif kuponlarına ilk kere bir Manchester United galibiyeti değerlendirilebilir. Çünkü takımda bir hareketlenme var. Olumlu yönde bilginize değerlendirecekler. Bu yönde değerlendirebilir. Toplamda idare et mücadelem vardı. İdeal ve yüksek oranlardan bahsettim. Her türlü soru görüşü ekranda gördüğünüz WhatsApp adına iletişime geçebilirsiniz. Açıklama yorumlar kısmında linki var. Aynı şekilde ücretsiz Telegram grubuna da katılım sağlayabilirsiniz. Aynı o da şekilde açıklama yorumlar kısmında linki mevcut. Görüşmek üzere.